Merhabalar, video düzenleme programı CapCut ile videolarımızdaki gürültüyü kaldırma, videoya kendi sesimizi ekleme işlemini nasıl yapıyoruz beraberce göreceğiz. Zaman çizgisine iki tane video aldım. Bunlardan bir tanesi orijinal gürültülü videomuz, diğeri de temizlenmiş videomuz. Oynatıyorum. Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber Ziraat Bankası bankamatiğinden para nasıl çekilir beraberce göreceğiz. Durduruyorum, bunu kapatıyorum, temizlenmiş videomu açıyorum. Kartımızı yuvaya yerleştiriyoruz, çipli kısım üste gelecek şekilde. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, tabi %100 bir temizleme bekleyemeyiz, ancak oldukça temizledi. Bu videonun çıktısını aldıktan sonra tekrardan da temizleme işlemine tabi tutabilirsiniz, ancak o zaman kendi sesinizde de değişiklikler olabilir. Özellikle vlog çeken arkadaşlara çok faydalı olacak bir uygulama. Video sesinin temizlenmesi için videomu zaman çizgisine alıyorum. Ses kısmını seçiyorum ve buradan gürültü azaltmayı seçiyorum. Gürültü azaltıldı diye ikaz veriyor ve şu anda oynatıyorum. Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber Ziraat Bankası bankamatiğinden. Gördüğünüz gibi orijinal videonun gürültüsü temizlendi. Videoya kendi sesimizi eklemek için mikrofon simgesine dokunuyorum. Bu panelde mikrofonumuzu seçiyoruz giriş aygıtı olarak. Ses düzeyini ayarlıyoruz. %100 normaldir. Yankı azaltmayı seçebilirsiniz. Projenin sesini kapat diyerek buradaki videonun sesini de kapatabilirsiniz. Bu seçeneği sonradan konu anlatımlarında veya fon müziği üzerine şiir okumak gibi alanlarda kullanabilirsiniz. Kırmızı butona bastığım zaman 3'ten geriye saymak suretiyle kaydı başlatacak. Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber Ziraat Bankası ATM'sinden para çekme işlemi nasıl yapılır beraberce göreceğiz. Durduruyorum, kapatıyorum burayı. Şu anda sesimizi buraya ekledi. Aynı zamanda proje paneline de bu dosyayı ekledi. Şimdi oynatalım, görelim. Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber Ziraat Bankası ATM'sinden para çekme işlemi nasıl yapılır beraberce göreceğiz. Ücretsiz video düzenleme programı CapCut'la ilgili ilerleyen günlerde yeni eğitim videoları gelecek. Şimdilik anlatım bu kadar. Umarım faydalı olur. Hepinize iyi günler.